Arkadaşlar Sayın Ayşe Ermert için. Nasılsınız Ayşe Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Daha iyi olacağım sizinle birlikte. Çünkü iki genç yarışmacım ne yazık ki türlü talihsizliklerle boğuştular. Her ikisi de daha yüksek puanlara ulaşabilirdi. Belki 9000 olmazdı ama 8000'lerle boğuşurduk yani. Bence iyi yarıştılar. İyi mi yarıştılar? Bence. Bence de. Yani hani hız güzeldi. Mesela Fidan Hanım daha hızlıydı. İsmail Bey'in 56 saniyesi kaldığını gördükten sonraki atılımı da güzeldi de yetmedi. Bir talihsizliktir yakaladı. Her ikisini de inşallah tam ortadasınız, temel direğinizsiniz. Sizinle kıracağız, parçalayacağız. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Yüzünüzde bırak şu boş muhabbeti, bir an önce sorumu sor gibi bir ifade var. Hayır. Geçeyim mi hemen soruya? Geçin. Hadi bakalım. Dört harfli bir cevabı arıyoruz. Kolay soru. Eski zamanlardaki ticari konvoyların ağır taşıtı. Deve. Nedir o? Deve. Devedir o. Tiyatroyla ilgilendiniz mi? Çok değil. Çok değil. Bu efendim sanıyorum batı kökenli bir tabir. Sanıyorum değil, %99 eminim neredeyse. Tiyatro terimi olarak kullanılır. Bir de genelleşmiş bir deyimde de karşımıza çıkar. Bir bakalım. Tiyatro oyuncularının sahnedeki anlık unutkanlığı için. Trak. Neydi efendim? Trak. Trak. Gayet güzel. Korktuğum bir soruydu, güzel hallettiniz. Geçiyoruz beş harfli cevaplara. Tek kelimeden oluşuyor. Güzel başlangıç Ayşe Hanım. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Buyurun geldi üçüncü sorunuzda. Yediğini veya içtiğini yutamayıp öksürene söylenir helal bu söz. Helal mi? Ne denir? Helal. Helal denir. 1500 puan daha. Üzgün cümleye kadar frigyalik ya. Karşınıza çıksaydı cevaplayabilir miydiniz? Evet. Harf almadan hatta. Belki bir alırdım, tane alarak. Belki bunu almazsınız. Bakalım. Çünkü yani Bodrum sıklıkla ziyaret edilen bir yer ya ülkemizde. Evet. Belki müzesini filan da gezmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Bir bakalım. Gezdim. Bugünkü Bodrum çevresine antik çağda verilen ad neydi? Harf alayım ben. Hemen harfe mi tutunduk? Peki. K harfiyle başlıyor. Kayran. Şimdi sonu nasıl bitmeli? Bir tane daha harf aldırmak istemiyorum size. Neredeyse cevabı verdiniz de galiba acaba böyle bir yer değiştirme mi lazım orada? Karya. Karya mıydı o? Karya. Evet. 400 puan değerinde. Yolunda inşallah. Tamam mı? Yüzünüzü asıyorsunuz bazen, ürküyorum o yüzden. Yok, ürkmeyin. Tamam, bakın bu neşeli bir soru aslında. Tamam, peki. Garipseyebilirsiniz ilk başta ama kolay da bir şey. Unutmayın, gerçekten kolay bir şey. Sanki böyle bir kimya problemi gibi çıkacak karşınıza ama basit bir şeyi arattırıyor size. Bir bakın, 6 harflidir. Genellikle tepe kısmı delikli olan sodyum klorür kabı. Sodyum? Harf alayım ben. Yapmayın, bir daha düşünün. Bak, hemen verdi vicdansızlar ya. Genellikle tepe kısmı delikli olan sodyum klorür kabı. Tuzluk. Nedir? Tuzluk. Tuzluktur. Ama söylüyorum. Söylüyorum. Beni dinlemiyorsunuz. Haklısınız. Şimdi iki kelime. Bu iki kelimeyle birlikte 6 harfli cevapları bitireceğiz. Haydi Ayşe Hanım. Güzel gidiyoruz. Süremiz güzel, puanımız güzel. Sürekli, tüm zamanlarda anlamında bir söz dizisi. Daima. Gibi bir şey. Daimen. İki kelime olduğunu unutmayın. Daim on. Söylenişi devamlı. Benzer. Daim. Daimi. Kopun oradan. Söylenişi benzer. Sürekli. Devamlı. Devamlı genç. Devamlı her taze. Her daim. Nedir? Her daim. Her daim 7 harfli. Yapın onu bana 6 harfli. Uzağa gitmeden. Her dem. Her dem. Çok güzel.